Rektör yardımcımız Profesör Doktor Sayın Muzaffer Tepekaya Atatürk Anıtı'na çelenklerini sunuyor. Sayın rektör yardımcılarım, değerli meslektaşlarım, değerli öğrenciler. Ebediyete yürüyüşünün 79. yılında Atatürk'ü hatırlamak önemliydi. Üniversitemizin böyle bir program düzenlemiş olması dolayısıyla da tebrik ediyorum. Çünkü Atatürk'ü unuttuğumuz zamanlar da oluyor. Onun için özellikle tebrik ediyorum. Atatürk kimdir diye sorduğumuzda Lord Kinross şöyle bir cevap veriyor. 20. yüzyılın ilk yarısını olağanüstü kişiliğiyle etkilemiş büyük bir asker ve devlet adamıdır.
onu diğer liderlerden ayıran iki temel özelliği vardır. Bir, dış politikası sınırları genişletmek üzerine kurulu değildir, yani emperyalist değildir. İki, iç politikası kendi ölümünden sonra da ayakta kalabilecek bir sistem üzerine kurulmuştur. Atatürk'ün insani yönünden kısaca söz edip bazı diğer yönlerine de değineceğim. Çocukları çok severdi. Savaş yıllarında bile çocuklarla yakından ilgilenmiş, birçok çocuğun hamileliğini üstlenmiş, bir kısmının evlat edinmiştir. Açık sözlüydü. Ben düşündüklerimi, sevdiklerime olduğu gibi söylerim. Çünkü ben halk adamıyım. Milletini severdi. Millete efendilik yoktur. Millete hizmet vardır derdi. Ata lafını sevmezdi. Atatürk hitabını severdi. Fakat kendisine ata diye hitap edildiği zaman bundan hoşlanmıyordu. Kuru fasulye ve pilavı severdi. Dünya turuna çıkmayı hayal etmiştir ama bu hayali gerçek olmamıştır. Reşat Nuri Güntekin'in Çalı Kuşu romanını başucu kitabı olarak elinde bulundururdu. Atları, güvercinleri ve köpekleri severdi. Fox adında bir köpeğin yatağının başucunda durur, köşkte ayrıca bir güvercinliği vardı. En sevdiği dans vals'tı ama zeybek oynarken kendinden geçerdi. Beyaz gömlek giyerdi. Bütün gömleklerin resimlerine bakarsanız beyazdır. Takım elbisede lacivert'i sevmezdi. Güzel bir Türkçe konuşur, Rumeli ağzıyla konuştuğu zaman da hoşuna giderdi. Cumhurbaşkanlığı ona çok sıkıcı gelmişti. Biraz tecrit edilmiş gibi hissetmişti. Kahve ve sigara vazgeçilmezlerindendi. Tıraş olmayı, her gün tıraşlı çıkmayı çok severdi. Simetri takıntısı vardı. Hoşgörülüydü. Kendisine küfreden birinin mahkemeye verildiğini duyduğunda vazgeçilmesini istemiştir. Önemli bir özellik. Bazen çocuklaşırdı. Hasta olduğu dönemde kendisini muayene eden Doktor Fischinger, günde kaç paket sigara içtiğini sormuş, Atatürk 8 demişti. Doktor bunu günde bir pakete indirmesi gerektiğini söyleyince gülümseyerek şöyle cevap veriyor. Ben zaten bir paket içiyordum. Bundan sonra bunu sizin izninizle yapacağım. Ayrıcalığı sevmezdi. Bir sabah milletvekilleriyle trene binmişti. Kondüktörün milletvekillerinden bilet parası almamasını şaşırmış ve nedenini sormuştu. Trenin milletvekillerine bedava olduğunu öğrenince epey sinirlenmiş ve şöyle demişti. Ne de güzel halkçılık ama. Karşılama kurbanı kesilmesini istemezdi. Yabancı dil öğrenmeye meraklıydı. Kan görmeye dayanamazdı. Cephelerde düşmanla göğüs göğüse savaşmış birinin öyle bir özelliği vardı. Her gün spor yapardı. En başarılı dersi matematikti. Laikti fakat dine saygılıydı. Ey millet, Allah birdir, şanı büyüktür. Koyduğu esas kanunlar Kur'an-ı Azimüşşan'daki ayetlerdir. İnsanlara feyz ruhunu vermiş olan dinimiz son dindir. Mükemmel bir dindir. Çünkü dinimiz akla, mantığa, hakikate uymamış olsaydı, bununla diğer ilahi ve tabii kanunlar arasında aykırılıklar olması gerekirdi. Bütün ilahi kanunları yapan Cenab-ı Hak'tır der. Dinde aydınlanmayı başlatan da Mustafa Kemal'di. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe meali bir tefsir kitabı, bir hadis kitabı ve bir peygamberler tarihinin çevrilip, Türkçe'ye çevrilip, devlet matbaalarında çoğaltılıp ücretsiz olarak dağıtılmasını sağlamıştır. Atatürk bilime de değer verirdi. İtiraf edelim ki düşmanlarımız çok çalışıyor. Biz de onlardan daha çok çalışmaya mecburuz. Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek demek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim, teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak gerekir, diyor. Aydın ve halk ilişkisini şöyle belirlerdi. Başarılı olmak için aydınlarla halkın zihniyeti ve hedefi arasında doğal bir uyum sağlamak gerekir. Yani aydınların halka telkin edeceği idealler halkın ruh ve vicdanından doğmuş olmalıdır. Fanatizme karşıdır, cehalete karşıdır,
taassup, fanatizm cahilliğe dayanır. Bundan dolayı fanatizmi olan cahildir. İlim mutlaka cahilliği yener, o halde halkı aydınlatmak gerekir. Çalışmayla ilgili şöyle güzel bir sözü var. Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşamanın yollarını aramayı alışkanlık haline getirmiş milletler, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar. Kitapla ilgili şu sözü çok güzeldir. Gençlik için önemli bir ibret konusudur. Çocukluğumda elime geçen iki kuruştan birini eğer kitaplara vermeseydim, bugün yapabildiğim işlerin hiçbirini yapamazdım. Geçmişi ne kadar çok unutursak, geleceği korumak o kadar zor olur. Bize bugün Atatürk'ü hatırlatan kurumlar da var. O kurumlarla ilgili çeşitli endişelerimiz olsa da, o kurumların varlığı bize Atatürk'ü hatırlatır. Nedir o kurumlardan biri? 23 Nisan 1920'den beri iki kez doğrudan, dört kez dolaylı olarak darbe yemiş olsa da bir Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Meclise baktığımızda Atatürk'ü hatırlamamız gerekiyor. İktidar ile muhalefet arasındaki ilişkileri çok sert kesse de, sıkça parti kapatmaları yaşansa da, bu yüzden partilerin kökleşmesi ve geleneklerinin oluşması engellense de, muhalefetteyken şikayet ettikleri iktidarı gelince aynen yapmaya devam etseler de, seçim sistemleri üzerinde hemen hemen her iktidar oynasa da, yarım yamalak da olsa bir demokrasimiz ve cumhuriyetimiz var. Bu cumhuriyet ve demokrasi bize bulunduğumuz coğrafyada farklılık getiren unsurlardır. Kuruluşundan beri etrafında bitmeyen savaşlar yaşansa da, petrol ve enerji fırtınaları kopsa da, terör ve eşkıyalık faaliyetlerin odaklarında dolaşsa da, emirlik, krallık, sultanlık ve totaliter ideolojiler tarafından çevrelense de, birçok silahın ilk denendiği yerlerin merkezinde olsa da bir istikrar adası olarak Türkiye var. Türkiye varsa Atatürk'ü hatırlamak gerekir. İlk anayasa deneyimini 1876'da yaşadı. 1909, 1921, 24, 61 ve 82 anayasalarıyla öğrenilmiş. Ara sıra delik deşik olsa da 150 yıllık birikimiyle bir anayasa kültürümüz var. Ara sıra sansürleri muhatap olsa da, bazen susturulsa, bazen eleştiri ve etik sınırlar atsa da, adını sayamayacağımız kadar gazete, dergi, radyo ve televizyonu ile, her şeyin bütün ayrıntısıyla ve şiddetiyle tartışıldığı bir basınımız var. Bazen istiklal mahkemeleri, bazen inkılap mahkemeleri, bazen devlet güvenlik mahkemeleri, bazen özel yetkili mahkemeler, bazen bazı grup ve kliklerin hakimiyetinde mahkemeler. Her şeye rağmen sıkıştığımızda kapısımızı çalmak zorunda kaldığımız, güvendiğimiz yine de bir hukuk sistemi var. 1933 üniversite reformu ile gelişmeye başladı. Üniversitelerimiz var. Ara sıra bilim ve teknoloji üreten, ara sıra bilim adamı yetiştiren, ara sıra kendini de eleştirebilen uluslararası etkinliğe sahip üniversitelerimiz var. İzmir İktisat Kongresi ile ya da Türkiye İktisat Kongresi ile 1920'de başlayan planlı kalkınma dönemleriyle gelişen, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özel sektörü de oluşan, enflasyon, devalüasyon ve deflasyonlar yaşasa da, kapalı ekonomiden küresel ekonomiye uyum sağlayan, bir toplu iğne bile üretemezken kendi uçağını, tankını, füzesini üretebilen, güçlü denebilecek bir ekonomisi var. İşte bütün bunlar bize Atatürk'ü hatırlatıyor. Türk milleti içteki dıştaki sömürgecilerin elinde tutsak olmasın ve yok olmasın diye, çağdaş olsun ve bağımsız olsun diye, varlığını Türk varlığına armağan eden büyük insan Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete yürüyüşünün 79. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun. Profesör Doktor Sayın Nurettin Gülmez'e çok teşekkür ediyoruz.
Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümsüzlüğe uğurladığımız günün 79. yıl dönümü nedeniyle düzenlediğimiz anma programına katılan siz değerli öğretim üyelerimize ve öğrencilerimize de teşekkürlerimizi sunuyoruz.